Merhaba canım arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Herkes iyidir. Bugün Salı oldu. Salı 17 Eylül 2024 tarihindeyiz. Bugün biraz geç kaldım. Şu anda saat 18 18.19-18.20 oldu. Ee, bakalım saat 8'e kadar yetiştiririz inşallah bu Sesli Gazete'yi. Şimdi Sesli Gazete'ye geçmeden önce her zaman olduğu gibi siz... Likedir ve aboneliktir bilmem ne filan lütfen bunları yapın kalbinizden gönlünüzden başka şeyler geçiyorsa onları da yapmak istiyorsanız çay çorba youtube'un katıl butonundan veya işte patreon'dan filan onlar da e, olur güzel olur şimdi ben sesli gazeteye geçeceğim onun için ne yapıyorduk İlk önce başlangıç jingle'ımızı açıyoruz hadi bakalım Evet şimdi bunu kapatıyoruz haber okuya geldik ve dün şöyle CNN Türk'te arkadaşlar bir e, işte biliyorsunuz meşhur neydi bu kadının adı 15 Temmuz gazisi e, unuttum kadının adını çok da önemli Hande miydi neydi neyse e, diğer Yavşak'la birlikte şeyi Mehmet Şimşek'i davet etmişler Mehmet, Mehmet Şimşek zaten başka bir kanala gidemez yani şu mevcut durumda. Kayıt dışı ile mücadele. Bakan Şimşek'ten İBAN ile ödeme açıklaması çok tehlikeli. Çok. Bizim amacımız vatandaşımızı risklerden korumak. En basiti parayı gönderdiğiniz İBAN kara para aklıyor olabilir demiş. Allah Allah kara para aklama konusunda ne kadar hassas ya bu yönetim. Oysa ki kara para aklayanların kralları kendileri değil mi? Daha, daha iki üç gün önce bir haber yaptık. Ee, Merkez Bankası'na 5.8 milyar dolar mı ne gelmiş? Yani bavullarla filan taşımışlar paraları. Yani ümmetinin liderinin biliyorsunuz bu akrabaları işte yeğeni, kuzeni bilmem nesi amcasının oğlu üzerinden neydi o? Man adaları, Man adaları üzerinde açtığı işte hesaplar, offshore bilmem neler, şunlar bunlar. Kara para deyince zaten aklımıza siz geliyorsunuz. Bakalım ne demiş bu? Gerçi 1 dakika 24 saniye size dinletmeyeceğim de. ilgilisiniz diye takıntılı demek ki birkaç boyut var. şöyle, birincisi gençlerimizin özellikle. Şiştim ya aman şiştim valla. Ya bir bakan çağırıyorlar. Bakan iki, iki cümle konuşacak. İki cümleyi 12 dakikada söylüyor ya. Ulan bir şey söyleyeceksin yani. Çünkü söyleyecekleri şeylerden emin değiller. Ne olduğunu kendileri de bilmiyor. Bilseler de, bilseler de bu kötü gidişi kendileri de çok iyi bildiği için aslında söyleyecekleri bir şey yok. Lafı dolandırıyorlar, duruyorlar, ıı, gag yapıyorlar, kem küm ediyorlar filan. Yani din, din, dinlesin varsa da kaçıyor yani dinlemek istemiyorsun. Neyse işte İban İban için böyle şeyler söylüyor arkadaşlar. Utanmazlar kendisi Kara Kara Para Aklama Şahları Pirleri. Ee, şimdi bu adamın Bakan Şimşek'in başka bir açıklaması daha var arkadaşlar. O da aşağıda. Ona da geleceğiz şimdi şimdi bakanlar ne söylediklerini bilmiyorlar bilmem ne falan demişken Kübra Par. Kübra Par Tarım ve Orman Bakanı'nı çağırmış, konuk etmiş arkadaşlar. 540 lira kıyma için pahalı değil mi? Et fiyatlarını düşürmenin yolu yok mu? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordum. İbrahim Yumaklı da bu da çok uzun da şöyle söyledi. 540 lira kıyma için pahalı değil mi? Şimdi pahalı yani bu şöyle bir kavram ee, aynı zamanda gelir söyleyemiyor Ka pahalı ama kakkuk ama gelirlerle doğru orantılı de arttı. Yani. sanki 130 enflasyon var ülkede ve maaşlar yüzde 130 artmış gibi yani ikisini göreceli olarak i̇şte gerekiyor emekliler yani. et yiyemiyor sormasam olmaz emeklilerimize evet. ait milyonlarca emekliye ait sen nasıl konuşuyorsun ya bakan karşısında? Ayıptır bilmem nedir filan. Ne bak şimdi kafa bak. Ne yaparız oradayım. Hani diyorsunuz ya %95 oranında biz hayvancılıkla kendimize yeter durumdayız. Evet. Yani bakanlık bunu et fiyatını 540 liradan 300 liraya düşürecek bir hamle yapabilir mi? Bakın 540 liradan... Üretimi 3... arttırmak gibi. Ne yapıyoruz? Bizim kendi ee, şeylerimizde, et süt kurumunun mağazalarında şu anda eğer yanılmıyorsam 359 liraya Bilmiyor onu da şeylerimizde, şeylerimizde diye et, et süt kurumundaymış. 359 liraymış. Bir bakalım müessercim et tamam. süt kurumunda kaç liraya? Tarım kredi kooperatifleri yine aynı şekilde. Şimdi kasap mı diye onun için sordum. Siz bana şunu soruyorsunuz. Ürünün kendi fiyatını değil de kasabın bütün maliyetlerinin gerekçesini bana soruyorsunuz. Ne? Yani diyor ki kasap diyor eğer biz o fiyattan satıyoruz ama kasap diyor bunu 3 katı fiyatına satıyorsa bu bizlik bir durum değil yani diyor. Bu onların ayıbıdır diyor. Biz ucuza satıyoruz kardeşim diyor. Ucuza sattığınızda gördük yani millet geceden kuyruk oluyor. Var mı böyle bir ülke? 359 lira. Velev ki öyle olsun. 359 liralık kıyma alabilmek için bir adam gecenin ikisinde kuyruk yapıyorsa hiç sormuyor musun kendine? Ulan nasıl bir ülke haline getirdik de biz vatandaşı <laughs> gecenin köründe ucuz et alabilmesi için kuyruk yapar hale getirdik. Bir de biz bununla biz bunu bir söylem haline getirmiştik. Eskiden işte tüp kuyrukları vardı, bilmem ne kuyrukları vardı, şu vardı, bu vardı diye. Adam diyor ki bu bizlik bir durum değil vallahi diyor. Biz 359'a satıyoruz diyor. Bilmem ulan hayvancılık kalmadı, tarım kalmadı. Yok Polonya'dan, yok Uruguay'dan, şuradan buradan hayvan getiriyorsunuz. Getirdiğiniz hayvanlar o yolda gelene kadar zaten hiçbir teftişi, kontrolü, veteriner bilmem nesi yok. Hastalıklı hastalıklı hayvanları alıyorsunuz. Ondan sonra onu iç piyasaya pompalıyorsunuz. Ya böyle bir ülkede yani hayvancılık gelişebilir mi? Yani et pahalı olmasında nerede pahalı olsun yani? Ne normal. Söyleyecek hiçbir şey yok dallamanın. Hiç ama hiçbir şey yok. Lafı dolandırıyor, dolandırıyor. Bizden değil. Hep zaten başka şeyler. Hep hep zaten ikincil, üçüncül, dördüncül sebepler, nedenlerden dolayı oluyor bunlar değil mi? Namusuz adamlar. Lübnan'da İzbullah militanlarının çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı yüzlerce yaralı var 2800 kişi falan yaralandı diyorlar İşte hastanelerden ilk görüntüler ee, işte öyle kola dökenlere buradan çağrımız olsun ee, demek ki döktüğünüz kolalar yeterince etki yapmamış biraz daha kola dökün biraz daha fazla kola dökün artık ne dökersiniz bilmiyorum artık kola nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ee, ama e, demek ki kola dökmeyle bu iş olmuyormuş. Adamlar cep telefonlarına kadar girmişler oradan patır patır görüntüler var işte ben onları tabii hani şiddet olduğu için şunu da biraz şöyle yukarıya doğru çıkartayım. Onları almadım. Öyle bir artistlik yapıyorsan yani götünden büyük osurmayacaksın. Yok işte, İsrail İsrail'i şöyle boğarız bir gece ansızın geliriz bilmem ne yaparlar işte gelirsin öyle gelirsin adamların var teknolojisi bilmem nesi istedikleri zaman bunu yapıyorlar gidiyor İran'a saldırıyor şunu yapıyor bunu yapıyor e, ne yani var mı buna karşı koyacak bir teknolojinin bir cihazın bir e, organizasyonun yok e ne o zaman neyin artsın yapıyorsun sen yani? Evet CNN Türk'teki diğer mesele de arkadaşlar aynı konuşmada vatandaş diyor ki enflasyon düşüyor diyorsunuz ama fiyatlar artıyor. Haklı. <laughs> Haklı diyor bak. Bak. Yiğit öldürüyor, hakkını da yemiyor Mehmet Şimşek. Ancak enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. <laughs> yani fiyatlardaki artış yavaşladı. Dezenflasyon sürecinin içinde bir de böyle bir şey çıktı. Dezenflasyon süreci. Yani diyor ki şimdi diyor mesela diyor bir şeyin fiyatı diyor eskiden ertesi günü diyor 3 artıyormuş diyor. Şimdi artık 1,5 artıyor diyor. Adam bununla övünüyor utanmaz herif. Ulan artıyor mu artmıyor mu? Onun 3 artmazken 1,5 artması da 2 artması da 2,25 artması da neyse. Sonuçta bir enflasyon değil mi? Enflasyon. Sen bununla övünecek misin yani? Saçma herif. Anca zaten çıkıp böyle CNN Türkiye bilmem ne kendi böyle yavşakların karşısında çıkıp derdini anlatabilir. Çünkü yani bu adamlara soru soramazsın. Yani soru sorsam böyle afallayıp kalırlar. Zaten ortada da soru yok. Yani şurada bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir kesit arkadaşlar. Soru yok yani. Soru yoksa sohbet gibi böyle. Eee ekonomi tamam kötü gidiyor. Biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz Zaten biz burada sizi şey yapmak için, burada sizi çağırmadık. Siz işte bir anlatın bakalım hele. Bakalım millet ne kadar ikna olursa biz de sizi olabildiğince kurtarmaya çalışacağız. Çünkü ben Hakan Ahmet Hakan'ım. Yavşan da kendisiyim yani. Benim işim bu. Yalarım öyle. <laughs> Öbür ne, ne olduğu zaten ne mal olduğu belli. Evet. Ali Yerlikaya'nın ne dayarsan daya FETÖ üyeliğinden ihraç edilen hakimler O C A B, Ö, e, Z, B Z, emniyet personeli Ü B K B v, B isimli tekneyle muhurlanan yurt dışına kaçarken yakalandığı istihbarat bakanlığı Başkanlığı Koordinasyonu Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda kamudan ihraç edilen bilmemlerin yakalandı. İşte huzur vereceğiz bilmem ne yapacağız altında da bir şeyler diyor saçmalıyor hala. Ulan inek herif. Yani adam yani ahıra çevirdiğiniz ülkede adam kaçmayacak da o ülkeden ne yapacak? Kaçması kadar normal olan bir şey var mı yani? Ne yapsın yani senin ahırında? Adam emniyet müdürü, sen onun onların okuduğu, yaladığı, yuttuğu kitapların şeyini yapamazsın yani, öşrünü veremezsin. Hıyar, onları yakaladık, çok bir, iyi bir bok yedin yani. Çok iyi bir bok yedin, onları yakalayacağına 20-30 tane e, ceza bilmem ne, ne deniyor ona, sicili olan, sicilinde suç olan adamları yakalasaydın Türkiye biraz daha asayiş olurdu. Kulis. Kulis. Kulis bilmiyoruz yani. Kulis öyle deniyor yani. Erdoğan, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya siz bu işi hiç bilmiyorsunuz demiş. Demiş. Bence dememiştir. Böyle dememiştir. Yani eğer siz bu işi hiç bilmiyorsunuz demiş ise, eğer bu söylentiyse yani iddia buysa öyle bir şey dememiştir. Ben inanmıyorum. Çünkü ümmetinin lideri öyle siz diyecek kadar terbiyeli bir adam değil, o öyle nazik, ince bir adam değil. O sen diye hitap eder. Sen. Herkese sen diye hitap eder. Sen, sen, sen. Gel bakalım buraya. Git bakalım. Bilmem ne. Seni FETÖ'cü. Şu, bu. Böyle sorum sorulur. Hep sen. Onda yok. Siz diye bir şey yok. Çünkü onun kabalı ona onu e, e, şey yapıyor, zorunlu kılıyor. Demiş neyse siz de hiç, hiç bu işi bilmiyorsunuz demiş. Ne sandın ellam? Bilecek miydi bir de? Ya bilmesine gerek mi var? Yani bilsen ne olacak ne değişecek. Yani sen bilen birini oraya getirir misin? Yani bugüne kadar hangi görevin başına bilen birini getirdin ki de Tarım Bakanı'nın bir şey bilmesini bekliyorsun. Bir de bunu mu dedin yani Tarım Bakanı? Tarım Bakanı da rezil, ezik, aşağılık bir tip. Şuna bakın zaten demin konuşmasına. O da çıkıp efendim bunları söyleyebilir mi yani? Beni buraya siz getirdiniz. Bu ayıptır, olmaz, bilmem ne. İşte niye bilmeyeyim? Benim bir işime bir bırakın da yapayım falan. Yok. Adam oradan ne emir alırsa onu yapıyor. Tarım ve ormancılığı, hayvancılığı öldüreceksin diyor. Tamam öldüreceğiz diyor. Tamam diyor problem yok diyor. Biz onları işte kıyı şeritlerini şey açacağız. Neyse işte o e, imara açacağız. İşte çiftçiye verdiğimiz zammı, e, e, çiftçiye verdiğimiz o teşvikler bilmem ne falan. 2025 itibariyle onları kaldıracağız ki çiftçi hiç belini doğrultamasın hiç yani onu da ümmetin lideri imzalıyor bir de ama kendisi imzalıyor bunu değil mi çiftçi ölsün gebersin diye kendi ülkesinin çiftçisi olan kendi ülkenin çiftçisine bunu yapamazsın ya. Bunu imzalıyor ondan sonra diyor ki tarım bakanınız hiç bu işi bilmiyorsunuz diye. <laughs> ya sen biliyorsun değil mi? Ekonomistin şimdi de tarım bakanlığına söylüyor. Yani tarım tarım kim sen kim ulan. <laughs> Neyse işte al birini vur ötekine. İyi olmuş. Nari'nin katledildiği köyde gözaltına alınanlar arasında olan ifadesinden sonra serbest bırakılan köy imamının telefonunda kendisinin de dahil olduğu grup seks videoları çıktı. Polis telefonunuzda pek çok porno video var. Videolardan birinde sizin de olduğunuz bir grup seks bilmem nesi var. Bu ne ayak ya filan demiş. Ondan sonra lan ta demiş. Ondan sonra imam da demiş ki evli bir çiftle tanıştık. Daha sonra Diyarbakır'a geldiler birlikte olduk. Ya arkadaş... Ulan köy imamısın yani hani ne bileyim çok büyük bir metropolde yani bir metropolde yaşarsın hani böyle şeylere imkanın olur. Ulan bir de imamsın bilmem nesi ama profesyonel yani mesleğiyle şeyi özel hayatını birbirine karıştırmıyor. Bir adam içiyor sıçıyor yani işte swinger partileri falan bu onun özel hayatı kimseyi ilgilendirmez ama profesyonel olarak imamlığını yapıyor yani bu işte <laughs> postacılık gibi. Trend makinesi de olmak gibi öyle bir şey onun için yani şey yani bir sorun görmüyor buna bir abes görmüyor. Hani desen ki videolar çıkmış videoları internetten falan indirmiş telefonla desen o da değil adam <laughs> bizzat bu videoların içinde bir e, başrol oyuncusu ve bunu eşiyle yapıyor yani eşi de nasıl bir eşse böyle <laughs> yani o da demek ki çok modern çağdaş Diyarbakır'a geldiler birlikte olduk filan. Hani, hani biz marjinaldik lan, değil mi? Emekli tü, Tüm Amiral Cihat Yağcı katıldığı bir programda 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile birlikte olduğunu, aynı helikopterde uçtuğunu ağzından kaçırdı. <laughs> ağzından kaçır ya götünden kaçır. Osuruk gibi bunların lafları sözleri zaten. <laughs> ancak bu şekilde duyarsınız. Bir gün bir gün kaçar zaten kaçacaktı. Yani adamın da ne mal olduğunu biliyorsunuz. Çok çok ilgimi çekmedi ama niye niyeyse de almışım yani belki bir şey çıkar <laughs> diye. Evet, depremzedenin arazisine çökmüşler. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde işini halletmek üzere tapuya giden bir köylü kendisine ait olan zeytinlik alanın artık üzerine kayıtlı olmadığını tesadüfen fark etti. Çünkü buna basınca bu gidiyor. Heh. Köyüne dönüp olayı diğer köy sakinleriyle paylaşmasının ardından E-Devlet üzerinden tapularını kontrol etmeye başlayan diğer köylüler de tapularının kendilerinden habersiz düşürüldüğünü ve arazilerinin Toki'ye devredildiğini öğrendi. Toki'nin araziye konut inşa edeceği, <laughs> ümmetinin liderinin kupon arazileri bunlar, değil mi? edeceği ve düzenlenen ihaleyi aralarında eski AK Parti, Elazığ, İl, bilmem ne kurulu üyesi Mustafa Tetik'in şirketinin de olduğu üç firmanın kazandığı ortaya çıktı. Bu galiba bu şeydi. Ee, bu Bilal Oğlan'ın arkadaşı mıydı? Bu da öyle bir şeydi galiba. Neyse. Arazilerinin ellerinden alındığını tesadüf sonucu öğrenen köylüler eyleme başladı. Şimdi bunlara da bir biber gaz sıkarlar. Köylüler ya devlet böyle bir mafya, böyle bir çete yok ya. Yani bak hani FETÖ'cü diyorsun yok onu diyor PKK'cı diyor şu diyor bu diyor malına çöküyor ya ve devlet artık o kadar arsızlaştı ki vatandaşın sıradan bir vatandaşın yani köyde işte vatandaşın arazisine çökmek için bir bahane ibraz etmek zorunda bile hissetmiyor kendini çöktüm oldu bitti vatan millet sağ olsun bu ülke için her şey feda olsun bunu bekliyor vatandaştan hırsız başındaki adam ne kadar hırsızsa yönetim şekli de o kadar hırsız bir devlet çünkü. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan uyanıyorsun devlet malına çökmüş. Haberin bile yok. Yani bunun bir mahkeme kararı aldım, verdim, şöyle olacak, böyle olacak. Yok biz sizden şu fiyatı alacağız, zorunlu istimlak edeceğiz. Hiç öyle şeyleri yok adamlar. Hiç. Ve böyle bir haram imparatorluk kuruyorlar ve bu haram imparatorluğunun üzerine inşaatlar yapıyorlar. Bu inşaatlardan devasa paralar kazanıyorlar. <laughs> Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme akıl sağlığı yerinde mi diye hastaneye sevk etti. Bence de normal yani en azından hapse girmesinden <laughs> iyidir. Yani mahkeme demiştir sen sen iyi misin aslanım? Koçum sen iyi misin yani? Yani Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunma cüretini gösteriyorsun. Böyle bir mahkeme yok. Böyle bir adalet yok. Böyle bir savcı yok zaten. Siktir Erdoğan'ı. Yani Erdoğan'ın altının altının altındaki götü boklu bir Erzurum milletvekili o kadın neydi? Onun hakkında bile suç duyurusunda bulunmaya gidiyorlar. Erzurum'a da savcı yok diye şeyi başvuruyu kabul etmiyor mahkeme, Adliye sarayı. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz. Sen gelmişsin Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun. Bunların, yani böyle bir cürette bulunman için senin hakikaten delirmiş olman lazım filan diye hastaneye sevk etmişler adamı. <laughs> ya canım ülkem benim. Migros daha uygun görünmesi için kuruyemiş fiyatlarını 100 gram üzerinden etiketlemeye başladı. <laughs> Güzel. Zaten biz hep 100 gramlık alıyoruz değil mi? Değil mi yani? Bir kilo kim alıyor? Bir kilo gidip Antep fıstığı alan yok yani 100 gramından 100 gramından karıştır abi diyoruz <laughs> güzel adamlar 100 gram 100 gramlık fiyatlarını yazmışlar bile 65 lira ne bile güzel 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 mantık güzel kafa yakında 50 gram <laughs> 10 gram'a falan düşer vardı değil mi öyle peynir satıyorlardı peynirin <laughs> yani 100 gramlık peyniri ikiye bölüp 50 gram şeklinde falan satıldı filan bir ülke oldu Türkiye zaten. Hümmetinin lideri ceza soruşturmalar birinci dönem hakim ve savcı yardımcıları eğitim açılış töreni. Lan böyle bunun için de bir de tören mi organize ediyorsunuz ya? Bunun için bir de tören organize ediyorlar. Birinci dönem hakim savcı yardımcılarının yardımcılarının yaverlerinin eğitim açılış töreni. Neyse ceza soruşturmalarında gizlilik kuralının gayesi, bak bir de hukukçu hem ekonomist, tarımdan da anlıyor, kupon arazi peşinde koşuyor. Aynı zamanda da hukukçu adam. Gayesi hakikat örtmek değil, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyecek müdahalelerin önüne geçmektir. <laughs> Bizce öyle değil. Bizce öyle değil. Peki tamam bu böyle. Peki yayın yasağı gelmesinin sebebi ne? Mesela sizin hakkınızda bir şey olduğu zaman yayın yasağı gelmesinin sebebi ne? Milletimizin gündemini meşgul eden 85 milyonun yüreğini yakan son hadiselere bu zaviyeden bakılmasında zarar görüyoruz. Hayır, hayır. Siz sadece zaman kazanıp sizin hakkınızda oluşabilecek bütün delilleri yok etmeye çalışıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Çünkü burada sizin de sorumluluğunuzun olduğunu her şeyde olduğu gibi biliyorsunuz. Her şeye yetkin var ama hiçbir şeyden sorumlu değilsin. Oh ne güzel ne güzel de mi yedik içtik. Hiç yemeyen içmeyen hesabı ödesin biz kalkıyoruz. Değil mi çok iyi. Şuna bak gizlilik kuralının gayesi hakikati çok biliyor yani. Hukuku da çok bilir. Baylok, Bankasya, Sendika, Gazete, vs gibi rejim rejimin uydurduğu hiçbir kriter olmayınca bu sefer adamı kendini gizlemiş bahanesiyle tutuklamışlar. Ulan devlet senin evine, malına çöküyor. Senin haberin biliyor Yani rastgele öylesin. Yani öyle öylesine öğreniyorsun yani. Bu ülkede yani birini suçlamak için bir bahanesi olması gerekiyor mu bir insanın? Yok. Adamın hakkında tanık bile yok, rejimi değil de bu kriterleri suçlayan arkadaşlara bu mesajı gösterip kurt Kuzu hikayesini anlatın. Şeyde, sanığın FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütüyle herhangi bir irtibatın olup olmadığına dair yapılan araştırmalarda Bankasya'nın izninde hesabının bulunmadığı, KHK ile kapatılan herhangi bir derneğe üyeliğinin bulunmadığı, Bailok kaydının bulunmadığı, sosyal medya hesabında örgüte dair yasa dışı bir paylaşımın bulunmadığı görülmüş, dinlenilen tanık beyanlarında sanığın FETÖ-PYD'ye terör örgütüyle irtibatlarına dair beyan bulunmadığı anlaşılmış. Tüm dosya kapsamına göre sanığın FETÖ'nün TSK yapılanmasına gizlilik esasına uygun olarak olacak şekilde gizlendiği anlaşılmıştır. Yani gözlerin üzerinde kaş var. Tabi. Yani bu bu bir FETÖcü duruşu yani. yani gözünün üzerinde nasıl kaş olabilir ya? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sen bir FETÖcüsen ne yaparsan yap ağzınla kuş tut, götünle balık yakala. olmuyor onlar için. Onların hukuk kriterleri bu. Yukarıdaki de yukarıdaki de çıkmış çok hukuki biliyor ya bu hukuki kendisi yaratmamış gibi. Ceza sorusundan da gizli kesasının gayesi falan laflara bak. Bitti. Oh parti devleti bunu dün yapmıştık. Tamam çok güzel oldu. Sesli gazetemiz bitti. 2-3 gündür 20'şer dakikalardan gidiyoruz arkadaşlar. Ben de o zaman gideyim. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle ee, kucak dolusu sevgiler, saygılar.